Kadere iman eden kederden emin olur. Sırrı da biraz açılacaktır inşallah. Ben burada bir kader olduğu için biraz şey yapayım mı? Açayım şunu. Şimdi kaderin 4 tane mertebeyi anlattı. İnsanlar baktı, zahirde sana zulmetti. Zahiri gördüğü hükme göre. Halbuki sen sarık değilsin. Yani hakikatte bilirsin ki. Yani hiçbir şey kontrol etmiyor seni. Her şey mubah. Hayatın tadı kalır mı? Kaderin tezahürü bizde nasıl görünür? Hali ve vicdani. Yani herkes kendi mahkemesini kurduğu zaman niye bu başıma geldi? Yani bu kader niye bu şekilde hükmetti? Bunu anlayabilir. Sonra dedi komiserde bıraktı kalemi bakıyor. Ben dedim ya Rabbi verme tokat. Şimdi o kendi alemine gidiyor. Komiserin ne kadar günahı var şimdi. Evet. Selamünaleyküm. Geceniz mübarek olsun abiler. Hoş bulduk. Bugün ben de burada oturacağım. Bugün farklı ders olacak inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Amin velhamdülillahi Rabbil alemin. Mukaddime olarak bir ifade-i meram, yani birkaç şey söyleyeceğim. Birincisi, herkesin yaşadığı, çalıştığı, gittiği yerde oraya göre kurallar, işleyiş, gaye, düzen, sistem, faaliyet ve icraat var. Yani mesela nedir? Mesela bir havalimanına gitsen, oraya göre bir kural, işleyiş var. Okula gitsen, yine öyle şirkete gitsen, devlet kurumuna gitsen, medrese, caminin de yine bir düzeni, bir sistemi, işleyişi var. Yani faaliyet var oraya göre. Burada böyle olduğu gibi, yani bu misallerde böyle olduğu gibi, dünyada, kainatta, bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda bir sistem, faaliyet var ve daima işliyor. Yani daima işleyen, biz doğmadan önce başlamış, ezelden başlayan, ebede giden bir faaliyet, icraat var, sistem var. Mesela 18. mektubun 3. sualindeki soru, neden şu durmayanlar durmuyorlar, daima dönüp tazeleniyorlar? Yani o da hikmet ve akıl ile halledilmeyen bir mesele. Yani neden böyle bir şey var, faaliyet var? Bu faaliyet ve harekette bize bakan cihetiyle, yani biz bu faaliyet harekete baktığımızda, tabii bunda hoşumuza gitmeyen, mesela niye böyle oldu, işte niye bunu yaşıyorum, yani herkesin gündelik, niye bu başıma geldi mesela? Vesaire gibi birçok farklı hadise her gün herkes yaşıyor ya da düşünmüştür, yani herkes düşünmüştür, düşünür her gün. Her şeyi anlamak, sevmek, kabul etmek çok zor gelir insana. Halbuki yani aslında böyledir ama baktığımız zaman, arkasına baktığımız zaman halbuki sözlerde söylediği gibi aynı padişah, aynı sultan, yani idarecisi, sultanı, padişahı, hakimi, hükmedeni aynı zat, yani Allah, yani her şeyin tesiri hakiki veren Allah. Yani zaten kitap okuyanlarda, tevhid-i hakikide her şey arkasında Allah var, iş başında, bizatihi, kaim ve daim olarak iş başında. Bunu herkes biliyor. Yani biz hayatımızda bunu nasıl görebiliriz? Yaşarken fark etmek yani. Bilmek değil, yaşarken fark etmek hayatın içinde, faaliyetin içinde. İşte bu hakikata, yani bu faaliyet hakikatına, kainattaki bu faaliyet kudrete, kudretin faaliyetine işaret nevinden bu dersi, yani bu 4 arşla kaderin meratiplerini kısaca ve hülasa olarak anlatmaya çalışacağız. Ve inşallah yani bu anlaşılırsa kadere iman eden kederden emin olur. Sırrı da biraz açılacaktır inşallah. Şimdi başlayalım. Kainata baktığımız zaman her şeyin mahiyeti, yani evveli, her şeyin hakikati, hangi esmayı istinad etti veya hangi esmalara istinad etti, dayandı. Her şeyin bir kanuniyeti var, programı, kuralları, işleyişi var yani. Her şeyin sureti, yani bu zaman ve mekanda görünen sureti var. Baktığımız zaman şecere-i hilkatte, şecere-i hilkatin mahiyeti arş-ı azam, hakikati arş, yani esmaların tezahür ettiği alem, arş alemi. Şecere-i Hilkat'te kanuniyet, yani işleyiş, program, Kitab-ı Mübin, İmam Mübin'in olduğu levh-i mahfuz alemi, surette, kürste, yani alemi şehadette içine alan. Kardeşler, bu mahiyet, hakikat, kanuniyet nedir diye böyle, hani öyle fermarı şey yapayım da doğru. Şimdi bu neyin nesidir? Bir hakikat, dört mertebelidir. Biz bir tarafını bilirsek ötekisine itiraz oluyor. O dört mertebeli olan hakikati bilmese itiraz oluyor. Mesela her şeyin mahiyeti, hakikati nedir? Mesela ben şeyde uygulayayım. Sureti bedenseldir. Bedende. Simadır, konuşmadır, davranıştır. Tamam, bu bir sureti, en aşağıdaki. Gir içeriye, kanuniyeti iç alemimde nasıl buluyor o? Davranışın içeride nedir? Daha arkaya git, hakikati esma ilahiye. Başka şey yapayım da. Hakikati esma ile, yani hangi esmalara dayanıyor? Hocam bu hafta Cuma'da esmaları şey yaptı. Hangi esmalara dayanıyor? Mesela diyelim ki ağaçtaki meyve sani, sanatlı olmuş. Renk ne olabilir? Renk esması? Mulevin yani. Mahiyeti de Allah'ta. Allah'ça gaye nedir? Sıfat ilahiye bakıyor. Demek ki benim eylemlerim, iç alemim, dayanan esma, Allah'ça murat nedir? Dersin başında mukadde etti. Dünya ve ahiretin sahibi Allah mıdır? Allah'tır. İkisinin de iki daire mi? Daire. Biz bilmediğimiz için endişe ediyoruz orası burası falan. Oysa burası oranın sureti. Yani biz endişe ediyoruz. Oysa Allah ikisinin patronu, sahibi yani. Şimdi mahiyet her şeyin Allah'taki murat. Allah esması iktiza ediyor hakikat. Benim iç halimim, ruhum, kalbim, vicdanım var. Bir de eylemim var. Şimdi bundan sonra devam edelim. İnsana baktığımız zaman da insanda bu mahiyetin karşılığı ruh. Yani insan mahiyeti ruh. Şecere-i Hilkat'taki Arş-ı Azam'ın insandaki numunesi. İnsanda kalbe baktığımız zaman kalp de insanın hakikatinin olduğu yer. O da Şecere-i Hilkat'taki Arş'ın insandaki numunesidir. Yine kanuniyetinde numunesi insandaki karşılığı Şecere-i Hilkat'te Levh-i Mahfuz. İnsanda dima, yani dimada da hussan kuvve-i hafıza. Surete baktığımız zaman da Şecere-i Hilkat'taki kürs, insandaki beden, kürsün karşılığı olarak insanda beden şeklinde tezahür etmiş suret. Anasır-ı zahiriye, yani zahiri unsurlara bakan esmalar bunlar. Evvel ahir, batın zahir. Anasır-ı zahiriye şu dördü: toprak, su, ziya, ateş, hava. Mesela bunlar toprak unsuruna evvel ismi, su unsuruna ahir ismi, ziya unsuruna, ateş unsuruna aynı zamanda batın, havaya da zahir ismi. Aynı zamanda toprak mahiyettir. Zahir unsurların mahiyeti topraktır. Hakikati suda görünür ahirde. Kanuniyeti ateş, ziya, nur olan o ziya unsurunda batını vardır. Batın orada görünür. Suret de daha çok zahirde, hava unsurunda görünür. Onu... Şeyde, ağaçta bir göster mesela, evvel ahir. Ağacın evveli neresi? Evveline baktığımız zaman, ağacın zahirde evveline baktığımız zaman ilk çekirdek, yani o ağacın tohumu olan çekirdek. O evvelidir. Ahire baktığımız zaman ahirde meyvesi olan çekirdek. Yani o meyve içinde aynı zamanda çekirdeği de var. Baktığımız zaman bir elma ağacının çekirdeği evvel, elmanın kendisi ağaçtan, o ağaçtan çıkan elmanın kendisi ahir. Batın, o ağacın çekirdekten meyve verene kadar ki o işleyişi, programı batın. Zahir de o ağacın, yani biz işleyişini göremeyiz. Yani su nasıl gitti, vitaminler, mineraller nasıl gitti, bunu göremeyiz. Biz ağacı zahirde görürüz. Çekirdekten çıkar, fidan olur. Sonra büyür, yaprakları olur, dalları çıkar. Sonra yavaş yavaş meyve büyümeye başlar çiçekten sonra. Ağaçta böyle. Bu anasır-ı zahiri de, yani zahiri unsurlar olan toprak, su, ziya, havada toprak unsurunda faaliyet-i rububiyetin, yani o ilk başta bahsettiğimiz kainattaki faaliyetin, kudretin faaliyetinin daha çok hıfz ve ihya, yani muhafaza ve hayat verme. Mesela bir çekirdeğin meyveden sonra, meyvenin içindeki çekirdeğin muhafaza edilmesi var. Aynı zamanda topraktan hayat bulması. İkincisi ahir ismine bakan su. Suda da daha çok ihsan ve rahmet. Yani bu mesela suya baktığımız zaman suda da mesela ahirinde ağacın meyvesine baktığımız zaman orada bir ihsan var ve rahmet var. Yani orada bir rahmet konulmuş. Yine batına baktığımız zaman, mesela bir ağacın batına baktığımız zaman, işleyişine, programına baktığımız zaman orada mükemmel bir ilim ve hikmet var. Yani bir ilim var, bir düzen var, sistem var, formüller var. Ama aynı zamanda ondan maksat olan, onu bir neticeye doğru götüren, aynı zamanda hikmet var. Yani murad olan bir hikmet var. Havaya baktığımız zaman da ağacın zahirine baktığımız zaman zahirinde de emir ve irade var. Mesela ağacın gövdesinin olması, yapraklarının, dallarının çıkması, çiçeklerin çıkması emir ve iradeyle, yani o zahirdeki işler, emirler. Haşir Risalesi'nde Üstad 10. hakikatta bunlar zahiri unsurlar. Zahiri unsurlar olduğu gibi bu dört unsura benzeyen aynı zamanda manevi unsurlar da var. Manevi unsurlar da Rahim esmasına bakan rahmet var. Kerim ismine bakan inayet, Hakim ismine bakan hikmet, Adil ismine bakan da adalet. Yine rahmet toprağa benzetmiş Üstad. Yani mahiyet itibariyle her şeyin mahiyetine baktığımız zaman manevi unsur olarak rahmeti görebiliriz. Ahire baktığımız zaman nasıl zahirde suyu gördük, mesela meyveyi gördük. Ahirde, ağacın ahirinde yine manevi olarak da orada bir inayet olduğunu görebiliriz. Yani Allah'ın bir ikramı var. Mesela ağacın çekirdeğinden, zahirinden, mesela batınından hiçbir şey yenilmez, insan istifade edemez. Ama baktığımız zaman meyvesinde inayet görünür. Yani Allah'ın orada bir ikramı var. Kerim ismi orada tecelli etmiş. Yine ziya unsurunun karşılığı olan hikmet unsuru, manevi unsurumuz. Bu hikmet unsurunda da bu işleyişe bakar. Yani manevi olarak oradaki çekirdekten, fidandan, ağacın gövdesinden, dallarından, yapraklarından, çiçeklerinden, meyvenin son haline kadar orada bir hikmet var. Yani bütün o ağacın işleyişi, o ağacın düzeni, hareketi o neticeye müteveccih, o netice için çalışıyor. Yani o meyve olması için. Yapraklar, dallar, çiçekler hepsi o meyve için hazırlık. Bu da o ağacın işleyişi. Yani buradaki ziya unsuruna benzeyen, aynı zamanda bu ateş ve nur olarak da isimlendirilir ziya unsuru. Ona benzeyen hikmet. Ağacın zahirine hava unsuru bakar demiştik. Havada görünür, yani zahirde. Buna da benzeyen adalet unsuru, yani manevi unsur. Adalet de adil ismine bakar. Adalet de nedir? Mesela o ağacın, o çekirdekten çıkan, o programı işleyen ağacın ona göre gövdesi, dalları, yaprakları verilmesi, ona göre meyvesi olması. Mesela oradaki ortama göre, oradaki zaman ve mekana göre, mesela kışın diksek olmaz. Ama mesela bir domatesi yazın sıcakta olsa olur. Yani ona göre, yani o duruma göre, adaletiyle o duruma göre ona muamele edilir. Surette, zahirde. Şimdi bu manevi unsurlar kainatta, yani faaliyette baktığımız zaman nasıl bir icraatı var, nasıl işleyişi var ona bakalım. Söyledik rahmet, rahim esmasına, inayet, kerim, hikmet, hakim, adalette adil esmasına bakar. Bunlar asıl olarak bunlar bakar. Tabii diğer esmalarda, icraatta, ama bunlar bu makamda asıldır. Yani bu icraatta manevi arş oldukları için. Rahmete baktığımız zaman rahmeti anasır manevi, yani o unsuru, rahmet unsurunu âme olarak, yani umumi olarak müşahede edebiliriz. Umumi, mesela rahmet, çekirdek. Mesela çekirdek, ağaç için baktığımızda çekirdeğe, ağacın umumunu kendisinden, o çekirdekten çıkar. Ona rahmet olarak umumu oradan istifade eder, oradan meydana gelir mesela. Umumu olması, âme olması bu cihette. İnayet de daimdir. Yani mesela bir inayeti biz nasıl müşahede ederiz? Daim olarak görünür. Mesela müşahadesi, elmadan örnek verelim. Mesela elma ağacında çekirdekten, yani evvelden ahire kadar, yani ahirde daim var, inayet var. Elmaya baktığımız zaman ahirde bütün o süreç, yani o evvelden başlayan zahirin, batının işleyişiyle, yani ağacın programının işleyişiyle, zahirdeki işleyişiyle hepsi daima, yani çekirdekten beri bu meyve için buna yardım etmiş, bunun netice vermiş. Bu cihetten daimdir. Yani inayet daimdir. Daim olarak o meyve için çalışması inayettir. Hikmeti, yani hikmet unsurunu nasıl müşahede ederiz? Şamildir. Yani şamil derken şudur, ilim ve hikmet, faaliyette bahsettiğimiz ilim ve hikmet şamildir. Mesela bir ağacın çekirdekten çıkan, o çekirdekte derc edilmiş program, bütün ağaca şamildir. Bütün ağacı, yapraklarının, dallarının, gövdesinin, meyvenin programı, hatta meyvedeki çekirdeğin programı aynı sistemden, yani bu aynı programdan, hikmetten çıkar. Hikmetin tecellisinden çıkar. Bu cihette de şamildir. Çekirdekten meyvedeki çekirdeğe kadar, en son haline kadar şamildir. Onu kuşatmıştır. Adalete baktığımız zaman da adalet, ağacın zahiri demiştik, adalet. Bunda da adil esması tecelli eder, adalet görünür. Bu da nasıldır? Mesela bir çekirdek, mesela elma çekirdeği eşittir. Çekirdek olarak her yerde eşittir. Ama şimdi İstanbul'da diktiğimiz bir veya ektiğimiz bir meyve çekirdeğiyle mesela Amerika'da ekilen ya da kutuplarda ekilen ya da Arabistan'da ekilen meyve çekirdeği mahiyette eşitti. Hepsi çekirdekti ama suret ona göre orada evveline yani ahir ve zahir mesela program da eşit. Buradaki verilecek netice de eşit. Ama suret değiştiği için zaman ve mekan ona göre muamele yapıldığı için âli olarak yani buradaki çekirdeği buranın şartlarına tam uygun olarak muamele yapılır. Arabistan'dakine öyle yapılır. Kutuplardaki çekirdeğe de öyle muamele yapılır. Mesela üstad sinekler örnek verir. Mesela sinekler yazın var. Mesela sineklere yazın rahmet olarak vücuda çıkarılmış, yaratılmış. Sineklere vazifesi yaptırılmış, neticesi alınmış, inayet. Hikmet yine sineklerin programı, vazifelerini yapmışlar kainatta. Adalet de işlemiş ama adalet işlemese yani adalet tam işlemese ne olur mesela surette? O sinekler vefat etmeyip kışa kalsa bu sefer ona uygun mekan olmadığı için, ona uygun ortam olmadığı için o zaman onlara zulüm olacak. Yani o kıştan, soğuktan donarak ölecekler. Ondan önce Allah onları vazifelerini bitince alıyor. Şimdi rahmetin yani bu rahmet unsurunun, bu manevi unsurun vasfı nedir? Yani nasıl vasfı nedir? Yani ne yapar? Vasfı vasidir yani vüsatlidir. Ammeye benzer ama burada rahmetin kendisi böyledir yani vasidir. Yani mesela şefkat vasidir mesela. Bütün annelerde, bütün hayvanlarda, bütün hatta bitkilerde dahi bu vasi olduğu için aslan bile ne kadar vahşi de olsa yavrusu için rahmet eder, vasidir. Yani bu rahmet hakikati. İnayete baktığımız zaman inayet de zahirdir. Yani netice için mesela bir elma ağacının elma için çalıştığını, elma için yaratıldığı görünür. Mesela işaret-i icazda der. Mesela bir arslana baktığımızda onun pençelerinden, onun vücudundan, onun o fıtratından, onun parçalamak için yaratıldı, o vahşi yaşam için yaratıldı, o anlaşılır. Yani zahirde ondan beklenen vazife neyse onun ne olduğu, onun için çalıştırıldığı anlaşılır. Mesela insan içinde baktığımız zaman insan da fıtratına bakılırsa insandan da ubudiyet beklenir, takva beklenir. İnsanın da bunun için yaratıldığı aşikardır. Yani zahirde görünür. Hikmet, hikmet unsuru, manevi unsur kanuniyete benzer. Yani kanuniyet gibidir. Aynı zamanda ziya unsuruna zahirde benzer. Hikmet de bahirdir. Yani apaçıktır. Mesela bir ağaç bellidir. Yani o ağacın meyvesi için çalıştığı o programı bellidir. Mesela diyelim bir ağacın 5 yıl ömrü var. İlk yıl elma meyvesi için çalıştı. Ama ikinci yıl çilek için çalıştı olmaz yani. İlk nasıl başlamışsa hikmet, ne için başladı mesela hikmet? Hikmet elma için başlamıştı. 2 sene sonra domatese döndü. Olmaz yani. Mesela insanlar bunu mesela nasıl değiştirmişler? Meyvelerde aşılama. Mesela armuda elma aşılamak gibi ya da farklı farklı aşılama. Ama fıtratta böyle bir şey yok. Fıtratta ilk nasıl başladıysa hikmet, mesela elma için başladıysa elma. Bunun gibi mesela Peygamber Efendimiz de o makam için hayatı boyunca o hikmet takip edilmiş. Bu apaçık bellidir yani onun yaşayışından. Yine adalet de âlidir. Yani ona göre nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa âli olarak âli olması için kahir, vasfı kahirdir. Yani onun dışındaki, yani onun olması gerekenin dışında ona müdahale eden ne varsa onu reddeder. Kahirdir, lütfun zıttı. Yine rahmete baktığımız zaman rahmet eşmeldir, şumullüdür. Yani biz böyle görürüz tasavvuru. Kainatta teşekkülü bu şekilde. İnayete baktığımız zaman inayet bizde kainatta cemil, cemali esmaların tezahürü olarak görünür. Cemildir, en cemil, en güzel içindir. Ekmel, en kemal. Yani hikmete baktığımız için bir kemal, kemale doğru, her şeyin en kemaline doğru bir işleyiş olduğunu görebiliriz. Yani meylül istikmal diye üstad bahsediyor. Kemal meyli. Yine adalette eceldir. Yani celali esmaların tezahürüyle adalet unsuru iş yapar, icraat yapar. Alem-i şehadette baktığımız zaman rahmetin semereleri vardır. İnayetin işaretleri vardır. İşaretleriyle belli olur. Hikmetin intizamatı vardır. Yani tanzim etmiştir. Eşyada zaten görünür. Mesela taltifle semeresi görünmüştür. Tezinle işaret görünür. Yani onu kim tezin ettiyse, süslendirdiyse tanzimle de ortaya çıkan alemi şehadette suret olarak intizamat görünür. Yani tanzim fiili intizamatın netice vermiştir. Tevzin de yani hak sahibine hakkını vermek diye şey yapılır ama bu tevzin her şey ölçüsü miktarınca muamele yapmak, icraat. Bu da emareleri görünür. Yani açık olmasa bile hemen anlaşılmasa bile. Ona işaret ediyor. Emare olarak hafif bir işaret orada vardır. Zahirde mesela adalet arama. Yani beklediğim bir adalet yok. Çünkü biz dünyaya dünya cihetiyle baktığımız için oysa Allah ahiretle beraber bakıyor. Adaleti nasıl arıyoruz? Hemen haksızın tepesine binsin. Haklı hakkını alsın. Oysa adaletin emareti var. Ama Allah varlığa bütünsel bakıyor. Yani ahiretin de sahibi o. Buranın da sahibi o. Yaratılmadan önceki durumda öyle. Yaratıldıktan sonra da her şeyin sahibi Allah. Ama biz nasıl bakıyoruz? Hemen cezasını alsın, hemen mükafatını alsın. Ondan böyle adalet yok zannediyoruz. Oysa kainat, biz adalet, hak sahibinin hakkını vermek alıyoruz. Oysa adalet nedir? Kuvve-i akliye, kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiyenin vasat modudur. Hikmettir, orada gördük. Şecaattır, iffettir. Bak onu göreceğiz. O kader. Şimdi bu adaletin emareti var yani. Ona işaret ediyor. Bazen bir tokat vuruyor, bazen yağmuru vermiyor, bazen havayı kapatıyor, bazen de bizi başka şekilde sıkıyor, psikoloji takıyor bizi. Bu adaletin ve işaretleri var, emareti var. Diyor ki ikaz ediyor. Devam et. Kaderde niçin yanlış yapıyoruz? Bu sistemi bilmediğimiz için. Kadere gir abi. Kaderin tezahürleri kainatta nasıl görünür? İlim sıfatıdır. Mahiyeti ilim sıfatı. Yani ilim sıfatı derken Kitab-ı Mübin, İmam Mübin kitapta. Ama baktığımız zaman ya bunlar nedir bu kitaplar? Alemi gayb ve şehadette olan her şey Allah'ın bizatihi ilminde, yani o ilmin muhiti ezelide bizim yaptıklarımız, yapacaklarımız, yapmak istediklerimiz, her şeyin mahiyeti, mahiyet olarak bu ilim sıfatında var. Yani ilim sıfatı kaderimizin mahiyetidir. Yani bizimle alakası yok. Evet. Allah'ın kütüğünde, Allah'ta. Kaderin menba, subutu sıfatın ilim sıfatında. Tamam, onunla konuşmayacağız çünkü bizimle alakası yok. Kaderin tezahürü, yani ahirde nasıl görünür, bizde nasıl görünür? Hali ve vicdani, yani herkes baktığı zaman, kendi hususi olarak düşündüğü zaman, kendi haline çekildiği zaman hem ruhunda hem vicdanında, yani hali ve vicdani olarak kendi mahkemesini kurduğu zaman ben acaba yanlış mı yaptım, acaba neyi yanlış yaptım veya geçmişte ne hatam vardı diye kendi hesabına baktığı zaman, kendi geçmişine, herkes hali ve vicdani olarak niye bu başıma geldi, yani bu kader niye bu şekilde hükmetti, bunu anlayabilir. Kaderin batınına baktığımız zaman, yani bu program, bu işleyiş nasıl? Yani bu ağacın içindeki sistem nasıl diye baktığımız zaman, bu kader ağacının içindeki sistem. Bu sistemin içinde de 6 tane madde var. Birincisi nizam, ikincisi intizam. Aynı zamanda bunlar hayat-ı maneviyedir. Yani manevi olarak hayatın devam etmesi için bu sistem işler, hayat-ı maneviye. Bir nizam, yani nizam vardır. Nizama göre kader işler. İki intizam vardır. Yani bir nizam var, yani bir düzen kurulmuş. Bir de düzenin üstünde işleyen tekrar bir düzen var. O düzenin zemininde. O da intizam. İşlettirilen bir düzen. 3 taayyün var. Daima bir taayyün, tayin etmek. 4 meşhudiyet. 5 malumiyet. 6 evamiri tekviniye. Yani mevcudatın programı. Evamiri tekviniye. Yine kaderin suretteki tezahürünü hayatımızda biz nasıl görebiliriz? Bizi ilgilendiren burası. Yani zaman ve mekanda, yani yaşadığımız zaman boyunca yaşadığımız yerlerde. Yani bu bizde hikmet, şecaat, iffet. Yani biz ne kadar buraya muvafık yaşarsak bunlar bu kadar tezahür eder. Yani biz ne kadar ilim sıfatına, yani başta Kur'an olmak üzere mesela ilim sıfatından gelmiş. Ne kadar hali ve vicdani, ne kadar hali ve vicdani olan kadere, ona ittiba edersek, onun vicdanın sözünü dinlersek, vicdanımızı dinlersek, ne kadar bu 6 tane maddeye ittiba edersek, kainatta işleyen bu manevi hayata, o kadar bizde suret olarak ne görünür? Mesela bunda en cami, en külli bunu gösteren kimdir? Peygamber Efendimiz. Mesela bütün hayatı boyunca hikmet, şecaat, yani herkesten daha şecaat, herkesten daha çok kahraman, kendini ileri yapmış. Aynı zamanda herkesten daha iffetli olarak Peygamber Efendimiz bunu bize yaşarak göstermiş. Kaderin bu dört hakikatını kendi hayatıyla ispat etmiş. Aynı zamanda diğer peygamberler ve onların varisleri. Ben burada bir kader olduğu için biraz şey yapayım mı? Açayım şunu. Şimdi kaderin dört tane mertebeyi anlattı. Allah'ta olana, kaderin Allah'taki tarafına ilim. Allah'ta o sübut-ü sıfat, kelam sıfatından gelmiş Kur'an. Kader ise ilim sıfatından gelmiş. O orada. Olmuş, olacak, ihtimal, nisbi, itibariler hepsi duruyor. Yani kadere ait sorarsanız, ben anlatayım biraz, hemen bu şekilde cevap vereyim. Zaten kadere girecek şekil. Bu daha şimdi ona gidecek. Bu genel anlattı. Ama bir şey yapayım dedim. Allah'taki kaderin kaynağı zaten 6 tane iman esasının sonuncusudur. Niçin sonuncusudur? 5 taneye iman ettikten sonra insanda ancak anlaşılır. Allah'ı bilmiyor, kaderi nasıl bilecek? Ahirete pek inanamamış. Kaderi nasıl olacak? Amentü billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli vel yevmil ahir. Hiçbirisine izah yok. Hepsi hüküm. Bir tanesine izah var. Ve bil kaderi izah var bak. Hayrihi ve şerrihi. Yani 5 tane iman esasını hazmeden kişi de ortaya çıkan hali ve vicdanidir. Hali ve vicdanidir. Kişide haldir. Yani böyle bu elmayı gösterdiğimiz zaman bu Allah'ındır diye zahirde değil, insan kendi aleminde kullandığı bir sistemdir. Allah'ın Müslümanlara ikramıdır. Kadersiz yaşanmaz. Evlilikte bir sürü sorunlar var. Hadi kaderi çıkar, nasıl yaşayacaksın? Vefat ediyor, trafik kazası geçiriyor, kanser. Şu anda Allah şifa versin, hastalarımız var, kanser değil mi? Hepimizin tanıdıkları var. Şimdi o kadere iman etmese o yatakta şu anda ölümünü bekleyen insan nasıl yaşar? Şu anda biz koltukta oturuyoruz. Yani demek ki kader insanda hali ve vicdanidir. İçsel alemdir. Yani ilmidir yani. Allah'ın varlığı gibi kainatta nefsül emirde yok. Peki işlevi nasıldır yani? Nasıl işler kader? Kader şu kainat sisteminin yazılımıdır. Nedir o? Nizam, intizam, malumiyet, meşhude, tayin, evamiri tekvini denilen bu yazılım. Kainat komple Allah'ın esması, şöyle pekmez tayin getir, karıştır. Pekmez tayin getir, karıştır. Bir şey olur ya. Aynı onun gibi nizam, intizam, malumiyet, meşhude, tayin denilen o ayrı bir konu. Yani şu gözükenin arkasındaki yazılım, kader. Ona karşı insanın sureti nedir peki? Bu kader bazen çakar, bazen rızkını verir, bazen öyle yapar. Bizim ona muhatabiyetimiz 3 özelliğiyledir. O iffet, şecaat ve hikmet ne demek? 3 tane sıfatımız bedende yaşayabilmesi için ruha 3 tane sistem konmuş. Kuvve-i akliye, akıl. Kuvve-i şehviye, isteklerimiz. Cinsellik diliyle, yani istekler, bak akıl, isteklerimiz, kuvve-i gadabiye, kaçtıklarımız. Onların ifrat tefriti var. Vasatı nedir? Kuvve-i akliyenin ifratı nedir abiler? İfrat? Cerbeze. Tefriti ne? Gabavet. Vasatı ne? Hikmet. Koy oraya bak, hikmet orada. Bizim bakkalcı hikmet değil o. Peki aşırı istekler var. Kuvve-i şehviye. İfratı nedir? Fucur. Nedir fucur? Demeyip hiçbir kural yok. Hayatı yok eden bu işte. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınızda haramlar kalksa ne olur? Yani hiçbir şey kontrol etmiyor seni. Her şey mübah. Hayatın tadı kalır mı? Hayatı anlamlandıran hayatın haramlarıdır. Yani yapamadıkların seni canlı tutar hayata. Bağlı tutar. Çünkü yapamadıkların var. Adam yaptı. Yapacağı bir şey yok. Lan niye yaşıyor ki? Onun için intihar ediyorlar. Peki biz istedik olmadı. Hala isteğimiz devam ediyor ahiret. Ahiret arzuluyuz. Adamın ahireti yok. Her şeyi de yaptı burada. Daha tam da hayatta esprisi olur mu hayatın? Düşünebiliyor musunuz? Bakın her şey helal. Zina, içki, her şey helal. Ahirette yok. Yaptı. Daha yapacağı bir şey yok. Keyif vermez ki ya. Senin gibi değil ki. Takva nispetinde insan istekleri de lezzetli olur. Takva kalkarsa zilezit olur. Demek ki kuvve-i akliyenin vasatı hikmet. İfratı neydi? Cerveze. Tefriti neydi? Gabavet. Kuvve-i şeviye, isteklerimizin ifratı nedir? Fucur. Yani helal haram demeden her şeye el atmak. Tefriti nedir? Humut, yani isteksiz. Odadan çıkmıyor. Hayır anne, çıkmıyorum. Odadan çıkmıyor. Kuvve-i şeviyenin tefrit moduna girmiş. Mesela bipolar bozukluğu diyorlar. Bunun ifrat ve tefriti var. Nedir o? İfratı bir ay eve girmez veya bir hafta. Bir ay odadan da çıkmaz. Nedir o? Kuvve-i şeviyenin ifrat ve tefrit modu. Peki ondan nasıl kurtulacak? İffet olacak. İffet. Yani iffet ne demek iffet? İffetten ne anlarız? Abdullah ne anlarız abi? Yani namus denilen nedir biliyor musunuz? İffet, namus. Şu cinsellik, eşine namus, o ille değil. O bir parçasıdır. Namus hep fıtrat asliyendir. Bir hilkat var, kanundur. Bir de fıtrat var, namustur. Kanun emirdendir, namus iradedendir. Namus demeden herkes, illa eşi olmayanın namusu yok mu? Namus fıtrattır, kişiliktir, şahsiyettir, fıtrattır yani. Fıtratın yaşanmasıdır iffet. Fıtratını yaşamak, iffet. Peki tehlikelerden kaçmak, kuvve-i gazabiyenin ifratı nedir? Yani tevr ne demek? Yani korkulması, korkulmaması hiç şey yok. Her şeyden ne yapar? Hiçbir şeyden korkmaz. Tefriti ne? Her şeyden korkar. Vasatı ne? Ortası. Yani Allah kork dediği şeyden korkulacak kadar korkmak. Bu üçü bir araya gelirse kuvve-i akliyenin vasatı hikmet, kuvve-i şeviyenin vasatı iffet, kuvve-i gadabiyenin vasatı şecaat. Bunun adı nedir işte? Kaderin suretidir. Biz aklımızı hikmetle, isteklerimizi fıtratımıza göre, eylemlerimizi Allah'ın dediğine doğru yaparsak bu kaderin suretidir. Ha, o zaman kaderi veya adaleti garip garip şeylerde bekliyoruz. Oysa Allah'a hükmederken, hüküm getirirken sırf dünyaya vermiyor. Dünyaya hükmederken ahiret nazarında bir. Dünyaya hükmederken senin fıtrat asliyene göre hükmediyor. Diyor ki onu yapma, senin için yanlış. Bir ateist sormuştu Büyükçekmece'de hocam. Dedi ki Allah helal ve haramlarında isabet ettiğini nereden anlayacağız dedi. Allah da demedi, Allah'ınız dedi de. İsabet ettiğini nereden biliyoruz dedi. Şimdi ne Karadeniz'de olsan olan diyeceksin lan, vay deyüsün falan diyeceksin zındık. Atacaksın. Tezahürlerinde gösterdim. Dedim ki Allah içki haram dedi şuna bunlara. İsabet ettiğine delil sonuçlarına bakın. Bir şeyin sürecini anlamak istiyorsak sonuca bak. Dedim meyhaneye bak. Ustadı misali. Hapishaneye bak. Kabristana bak. Bir de hastanelere bak. Bak bakalım nelerle dolu. Ya fıtratını yaşamamış. Ya haramla olmuş. Çok azdır fıtratı asliyesine rağmen oralara düşen. Değil mi mesela? Helal haram demedi. Bak oralara düştü. Demek ki içkinin haramiyeti asıl saadette isabet ettiği 2 gramsa şimdi 20 kiloya ihtiyacımız var. Yani içki eskide harama demeye ihtiyaç vardı. Çünkü kemikle insanların kafasını kırıyorlardı içtikleri zaman. Şimdi adam dırırt diye değil mi? Veya vesaire. Şimdi Allah'ın içkiye isabet ettiğini, haramlarda isabet ettiğini anlamak için sonuçlara bakacaksın. Bir şeyin Mesut ne olduğunu anlamak için yani sonuçta süreci takip et. Mesela derse geldik. Mesela acaba isabet ettik mi? Sonucu rıza ilahi ise derse gelmek iyidir. Hastalığa bakalım. Hastalık hepimizde cüz'i. Sonuçta Allah'ı hatırlatıyorsa hastalığın süreci kendisi iyidir. Siyata bakalım ki asrın belası, sihat belası diyor. Sihat seni gayrimeşruilere götürüyorsa sonuç bu. Sihat süreci ya şeydir, beladır. O zaman bir şeyi tanımlayan, ne olduğunu gösteren, sonucunu gösteren, sürecini gösteren sonuçtur. Sonuç. O zaman ahiret sonuçsa dünyevi hadiseler doğrudur. Eğer ahiret yoksa dünyada her şey yanlıştır. Bir daha. Eğer ahiret varsa dünyadaki sıkıntılar her şey doğrudur. Çünkü oraya göre izah edilecek. Eğer ahiret yoksa bir insanın dünyasında, eğer zina yapmıyorsa, içki içmiyorsa, çalıp çıkmıyorsa ahmaktır. Niye çarpmıyor ki? Niye çalmıyor? Niye öldürmüyor? Ahiret yok ki adamın dünyasında. Hesap yok. Yani çünkü yok ki hesabı. Yani demek ki sonuç yok. O zaman süreçte yanlış. Demek ki kaderin bizim bir anlayışımız var yanlış. Bir ağacı düşünelim abiler. Ondan sonra kardeş adalet kadere yapacak. Ağacın çekirdeği var. Evveldir. Ağacın o çekirdeği meyvede gözüküyor. Ahirdir. Bir de ağacın zahirisi var. Bir de batınısı var. Kaderi ağaca uygulayalım. Kaderi ağaca uygularsak ağacın çekirdeği Allah'ın ilmidir. Meyvesindeki ilim ahiri insanda. İnsan meyvedir ya, Allah'ın ilminin meyvesidir. O da biz içimizdeki bela ve musibet ve kanserdir, dert, kederleri teselli veriyor bize. Kadersiz yaşanmaz. Yani bize kader emniyet sibobudur. Tahliye sibobudur. Kader olmasa gam ve kederi ne yapacaksın? Emin olamazsın. Onun için kaderin bizdeki hali ve vicdanidir. Vicdanda diyorsun ki olan bu başıma geldi ama şu hiç kimse bilmiyor. Falan yerdeki günahlarımdan, falan tercihlerimin dünyadaki yansıması. Buraya vurdu mu? Vurdu. Ahirete vurmayacak demek ki. Aynı cezaya iki yerde Allah ceza vermiyor. Bir suça iki yerde cezası yok. Onun için şeriatı ne kestiyen kanamaz, acımaz derler. Zinanın, içkinin mesela eğer şer'i o sistem olsaydı zinaya verilecek ceza dünyada ahirette kalmıyor. Cezalar hadleri ne yapar diyor? Kaldırır diyor. Mesnevi Nuriye'de. Peki kaderin ağaçta uygularsak yazılımı nedir? Ağacın işleyişi. Ağaçta nasıl işler? Nizam var onda. İntizam var. Malumiyet var. Meşhudiyet var. Tayin var. Evamir tekviniye. Yani o bir tabir. Yani ağacın işleyişi. Bizi daha ne iş yapıyor? Bir hali ve vicdanıdır. Bir de hikmet, şecaat, iffet. İffet, fıtrat. Fıtratı yaşamak. Fıtratı yaşamadıkça tokat yiyoruz. Buyur abi, sen kaderi geçeceksin. Sormak istediğiniz varsa da ya burayı şey yapmadım diye o tekrar izah edilir yeri gelmişken. Şimdi kader esasındaki misali izah edeceğiz. Belki zahirde zulmedildi, hakka alındı, hasta oldu, musibetlere, belalara giriftar oldu. Ama nasıl buna kader müsaade etti? Yani bu niye başına geldi? Bunu herkes kendisi fark edebilir. Yani bu misalden sonuna kadar eğer kendisi takip edebilirse kendi başına gelen olayı kendisi inşallah fark edecek niye başına geldiğini. Oradaki misalden başlayalım. Çünkü kader hakiki illetlere bakar, adalet eder. Kader hakiki illetlere bakar. Yani niye bu oldu? Yani oradaki asıl sebep nedir diye. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Mesela seni bugün gördü. Bugünkü o zahiri haline göre sana hüküm verir. Bu adam böyle, bu adam yanlış, bu adam şunu kötü yaptı diye. Zahir olarak bugün gördüğüne veya bir dakikada gördüğü olaya o insanın bütün hayatını onun gibi görür. Zahiri. İnsanlar zahiri gördükleri illetlere hükümlerini bina eder. Kaderin aynı adaletinde zulme düşerler. Yani kader adalet ederken aynı o kaderin adaletinde, aynı fiilde, aynı hadisede insanlar da zahiri bir şey görmüştür. Zahiri bir yanlışını veya zahirde senin bir hatanı görmüştür. Onunla sana hükümlerini bina eder. Mesela şöyle büyütelim. Üstad kader meselesini bu misalle kendisi izah etmiş. Aslında burada kapalı bir nokta kalmamış yani. Çok cami bir misal. Mesela hakim seni sirkatle mahkum edip hapsetti. Mesela bir olay oldu, bir hadise. Mesela sana iftira atıldı. Hakime gittin, hakim seni sirkatle yani hırsızlıkla mahkum edip hapsetti. Yani sen haksız yere hırsızlık yapmadığın halde hakim karar verdi, mahkeme karar verdi. Hakim seni hırsızlıkla mahkum etti, hapse girdin. Bu zahirde zulüm. İnsanlar baktı, zahirde sana zulmetti. Zahiri gördüğü hükme göre. Halbuki sen sarık değilsin. Yani hakikatte bilirsin ki ben bunu yapmadım. Mesela ben diyelim bu musibet başıma geldi ama bunu hak edecek ne yaptım diye insan hemen bir şekva kapısı açılır yani. Yani ne oldu? Mesela bugün ne oldu? Veya bu hastalık başıma geldi veya kanser. Mesela bugün veya bu hafta veya bu ay ben ne yaptım? İlk baktığı zaman, ilk zahir nazarda, o cüz'i nazarla cüz'i zamana baktığı zaman, o güne, o aya, o haftaya baktığı zaman bunu fark edemez. Yani halbuki hırsızlık yapmadı ama orada bir yanlışı vardı. Ama o ilk baktı, kendi hatası olmadığı için baktı ona zulmedildi. Bu sefer bir şekva orada olur, kapı açılır. Fakat halbuki sen hırsız değilsin. Fakat ne var? Arkada ne var? Yani bir işleyen bir sistem var. Yani mesela bilgisayarda şu var, açık bir pencere var, o işleme devam ediyor. Bunun gibi. Fakat kimse bilmez, gizli bir katlim var. Yani daha önce bir yanlış yapmıştın. Mesela telefonlarda şöyle örnek verilebilir. Mesela bazı uygulamalar var, açık bırakırsan internetini bitirir. Ya da açık bırakırsan senin şarjını bitirir yani. Bunun gibi. İşte böyle senin geçmişte bir yanlışın var. Kimsenin bilmediği, daha önce yaptın, sen de unuttun, farkında olmadın. Kimse bilmez bir katlim var. Yani gizli bir katlim var. Bu arkada kadere fetva verdin. Yani bir kere sisteme o malzemeyi sen verdin, soktun. O işleyecek. İşte kader-i ilahi dahi seni o hapiste mahkum etmiş. Yani kader-i ilahi de tuttu seni, hapiste mahkum etti. Zahirde hakim seni hapse attı. Yani zulüm gibi. Ama kader-i ilahi seni o hapiste mahkum etti. Yani şuradaki gizli bir katlin hapsiyle seni mahkum etti. Ama sen hırsız değildin. Fakat kader o gizli katlin içinde mahkum edip adalet etmiş. Yani gizli bir katil vardı, yanlış vardı işleyen sistemde. Onun için mahkum etti, adalet etti. Yani adaleti o zaman tecelli etti. Yani sistem o günde ona tecelli etti. Mesela iftira atıldı diyelim veya hasta oldu. Bunun gibi hakim ise sen ondan masum olduğun sirkate yani hırsızlığa binaen hakim sen hırsızlık yapmadığın halde, masum olduğun halde kendine eminsin ama mahkum edildin. Mahkum ettiği için zulmetmiştir. Hakim zahire baktı, zahir de sana hakim zulmetti gibi göründü. Mesela o günde, o haftada veya hastalıklar olabilir, belalar olabilir. Yani illa hakim değil, burada şeydir yani hakim derken hakim esbaptır yani. Bir hastalık başına geldi veya birisi sana iftira attı veya bela başına geldi veya yanlışla bir şey yaptın, bir yanlış kendin yaptın, kendi başına açtın. Bunun gibi hakim zulmetti ama gizli katil olduğu için kader adalet etti. Yani kader, o arkadaki sistem seni oraya getirdi, orada sana adalet etti ama sen fark etmedin. Mesela onunla alakalı ben yeni başıma gelen bir şeyle şey yapayım da. Adam dedi ki, bununla alakalı diye endişe etmeyin, korkmayın da. Fakat implant taktırmış. İmplant. Yani bu implant takılmaz değil ha. Öyle anlamayın ama öyle olmuş. Onun kader orada taktırmış. İmplant olduğu yerde kanser olmuş. Tamam, kanser olmuş orası. Çeneyi almışlar. Sonra vücuda yayılmış. Şu anda daha ölmedi ama şu anda sekerat gibi bir şey. Şimdi sekerat gibi bir şey. Peki bu zahirde ne? Şans diyecek halimiz yok. Zulüm gibi gözüküyor değil mi? Aslında bu adam bu parasıyla sihat için gitmişti. Adam aynı hakim gibi mahkum etti. Yapmadığı bir şey var. Yani ona doktor ona ceza sen mazide geçmişte bir sürü günahların vardı. Şunlar vardı. Ben onları biliyorum da ceza olsun diye yapıyorum. Demedi. Öyle bir şey yok yani. Binlerce insana yapmış. Hiçbirisinin olmadı. Sen de hani şöyle düşün. Ya bu benim başıma niye geldi? Keşkeler bataklıktır. Seni boğar. Keşke. Bir sürü keşke var tabii. Gitmeseydim. Nereden yaptırdım? Ya ben bir misal veriyorum. Bunu herkes kendi evliliğinde şey yap. Keşke bataklıktır. Kader işte. Kadere iman burada imdadına yetişiyor. Kader yoksa durumun vahim yani. Çıkamazsın. Zahirde bu adam zulmetti. Hakim oradan geçerken sen hırsızlık olmuş. Ustadı misali. Orada denk geldin. Seni tuttu. Değil mi? Ama hapsetti. Sen hırsızsın sirkat. Ama sen öyle bir şey yapmadın. Girdin hapise. Mesela hapise girenler istisnasız. İstisnasız söylüyorum. Bir fiil yaşayan insanım ben. Hiç zahire ben bu sebeple girdim diye hiç kimse gafil dahi bakmaz. Ben bizzati toplama yani bir hastanede vesaire yemekhan bir yerde denk geldiğimiz zaman hepsindeki karar şu. Yani ne suçta geldik? Mesela kader mahkumuyuz. Hepsi ben bilirim suçumu diyor. Ama germe sebebini söylemiyor. Söylese de bu değil. Ha, demek ki zahirde gözüken hastalık. Hemen hastalıkla adam şimdi kanser. Geçiyor arkaya. Yatıyor ya şu anda. Geçmesi lazım. Hali ve vicdani. Bunu bana niye verdi? Kesinlikle ama. Kesinlikle hemen cevabını bulursun. Bana, yeter ki sen onu sor. Bu başıma niye geldi diye sorduğun anda gelen cevaplar hali ve vicdanidir. Senin kaderin o işte. Hakiki o. Zahirde yapmadığın bir suçla ceza geldi. Beşer zulmetti. Beşerin zulmü aynı zulüm içinde kaderin bir adaleti var. Ha diyorsun ki ne şunlar vardı. Peki illa kusur mu olacak? Yok. Başka ne var? Allah bir sana makam murat etti. Amelin buna yetmiyor. Bu sebeple bela ve musibet. Peygamberlerin suçu mu vardı? İlle böyle günah arama. Başlarına gelmesinin sebebi Allah'ın böyle bir makam tayin etmiş. O makamı verecek ama ameli şey değil buna, o âli makama. Hemen ne yapıyor? Musibetlerle istidatlarını bir fiil çeviriyor. Demek ki zahirde kader değil. Zahirde esbaba riayet ediliyor. Zahire bakarız. Biz iffet, şecaat bir de hikmet yaşarız. Yani doğru düşüneceğiz. Fıtratımızı yaşayacağız. Ve yap dediklerini Cenab-ı Hakk'ın yaptıktan sonra zahirle biz muamele görürüz ki kimsenin garantisi yok. Neyle gideceğimiz de belli değil. Ama böyle başımıza geldiği zaman esbaba takılırsak sonuca, yani şu şeylere, bunun altına çıkamaz. Hemen arkaya geç. Sana hali ve vicdan diyor ki şundandır. Mesela ustadla misal vereyim, geçeyim. Ben diyor 28 sene hapishane ve işkenceler, zehirlemeler gördüm. Suçum neydi zahirde? Dini siyasete alet etmek. Böyle bir şey oldu mu? Yoktu. Peki bunlar da bilmiyor muydu? Biliyorlardı ama alet oldular. Şimdi peki tamam, bu beşerin zulmü arkasında ustad şey arıyor, kader arıyor. Kader beni niye böyle yaptı? Nasrettin Hoca tesliği vermiş oğluna da daha getirmeden, suya gitmeden dövmüş. Niye dövdün demişler. Kırmasın diye. Kırmadı ki niye dövüyorsun? Kırdıktan sonra dövsem ne olur? Yerine gelir mi? Ha şimdi bizim gibi insanlar suç işledikten sonra kaderden tokat gelir. Büyük adamların suç yapma şansları yok. Çünkü taklit edilir. Suç yapmadan önce tokat yerler. Sakın yapma ha. Bir daha. Bizim gibi insanlar hepimiz hata yapınca tokat yeriz. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Bediüzzamanlar gibi büyük şahsiyetli insanlar, örnek insanlar, vazifeli insanlar hata yaptı diyelim. İmam-ı Rabbani Hazretleri hata yaptı. Veya Bediüzzaman Hazretleri hata yaptı. Tokat yedi. Yese ne olur? Bizim Kuvve-i Kutsiyemiz gitti. Bize güvenimizi sarstı. Olmasın diye kader örnek önde olanlara, o için önde gitmek isteyenlere duyurulur. Önde gidenlere yapmadan tokat gelir. Yapmadan tokat gelir. Demek ki kader zahiri bakıyoruz. Müslümanın hadiselerden çıkış sibobudur. Kader iman. Hali ve vicdanidir. Vicdan da cevaptır. Evet. Bir de merkeze rahmeti koymak lazım. Değil mi? Evet. Değerlendirirken onu, çünkü Allah beşer zulmeder diyor. Kader adalet eder. Peki ne yapar? Bütün günahlarını siliyor. Şu rahmete bak. Ve sonra sana makam veriyor. Çok acayip bir şey ya. Yani Allah'ın şu merhametine bak. Engin merhametine. Devam et abim. Şimdi bu misalden adalette nasıl adalet olduğunu bakalım. Müşahadesi nasıl olur dedik? Aliye olur. Yani ali olur. Ne demek yani? Yani bu adaletten, yani sırat-ı müstakimden, kainattaki cereyaneden, yani adetullah'tan ya da şeriattan ne kadar saptıysa, ali olarak saptığı kadar, yani bu doğru yoldan ne kadar saptıysa saptığı kadar cezasını bulur. Yani o cihette tam adalet olur. Bu dünyada tam görünmese bile, bu dünyada hepsi tam görünmez. Asıl ahirette, yani bu dünyada tam müşahede ederiz ama tam bu dünyada değil, çünkü devam var. Yani daha bu hayat bitmedi. Yani baki bir hayat var. Onun için âli olduğu için bu dünyada da bu âli şeyi görebiliriz. Yani adaletin âli olduğunu müşahede edebiliriz. Yani tam adalet ne kadar adetullah'tan saptıysa, şeriattan saptıysa ona göre adalet edilecek. Kahir olması, adaletin vasfı kahir dedik. Yani celali tezahür olur. Celali tecellinin tezahürü olur. Bu da nedir? Lütfun zıttı. Yani sana ceza vererek seni terbiye eder. Yani bazen tokatlayarak, bazen musibet vererek, bazen hastalık vererek. Herkes kendi hayatında yani nereden rahatsız olduysa, nereden hoşuna gitmediyse oralara bakabilir. Yine teşekkür nasıl? Celali olarak teşekkür eder. Yani bize ceza verir, bizi kısıtlar ya da hasta olur, başına musibet gelir. Bu cihetten yani senin elinde, zahirde benim dediğin şeylerden bazılarını engeller ya da elinden alır. Yine alemi şehadette, surette nasıl adaleti fark edebiliriz? Emareleri görünür. Mesela ilk başta dediğimiz gibi ilk başta göremeyiz. Mesela bugün başımıza gelen musibetin, hastalığın niye olduğunu bugüne baktığımız için biz, nazarımız cüz'i olduğu için mesela halbuki 10 sene önce bir yanlış yapmıştı. Onun cezasıydı. Mesela onun gibi. Mesela üstad ne der? Mesela gündüz gıybet eder. Akşam rüyasında mundar et yer yani. Murdar et yer. Mesela onun gibi ya da kötü bir söz söyler. Ona o şekilde cevap verilir. En basiti bu yani rüyada olması. Haftalık olur, aylık olur. Ama insan hep o kısa bir zamana bakar. Mesela uykudan uyandı. Niye böyle kötü bir rüya gördüm diye hemen bir şekvaya kapı açar. Emaret var demek ki. Emare var değil mi? Çok hafif bir işaret vardır yani. Sen bunu yaptığın için başına bu geldi. Yani o sende hissettirir yani Allah. Emaresi vardır. Şimdi tekrar bu misali. Oo, çok güzel bu. Şöyle tahlil edersek. Şimdi hakim zahirde zahire bakıp sirkatle mahkum etti. Yani hırsızsın diye onu mahkum edip hapse attı. Ama batında baktığımız zaman yani kader cihetinden baktığımız zaman niye bu oldu diye kaderin hükmüne vasıta oldu. Yani oradaki hakim esbaptı. Bunun yaptığı yanlışa o zaman ceza verdi. Yani hakim ona o kaderin ceza vermesi için bir vasıta oldu. Esbaptır yani sebeptir. Aslında budur. Mahkum zahirde baktığımız zaman mesela başımıza gelen olaylara baktığımız zaman o menfi işlere, cezalara yapmadığı suçtan ceza aldı. Mesela bugün kafasını vurdu. Ama niye vurdu yani? Bugün bir şey yapmadı. Ama arkasında ne var? Ya da farklı şeyler. Mesela başına bu musibet geldi mesela aniden. Bunun arkasında ne var? Yapmadığı suçtan ceza aldı. Arkasına bakacak. Arkasına baktığımız zaman batına yani daha önce ne vardı? Nasıl bir program vardı? İşliyordu. Kimse bilmez gizli suçun cezasını çekti. Yani kimsenin bilmediği. Buradaki misalde bir kat vardı. Yani adam öldürme. Bizde de geçmişte yaptığımız yanlışlar veya unuttuğumuz şeyler, yanlışlar, haklar olabilir mesela. Allah'ın hakkı, kulların hakkı, bunun gibi. Böyle yaptığımız hatalardan dolayı zahire baktığımız zaman, günün birinde, zamanı geldiği zaman, kader tecellisiyle yapmadığı suçtan ceza, yani başımıza bir olay geliyor. Bu şekilde, yani bu hakim mahkum edecek, mahkum da ceza alacak, suçunun cezasını çekecek. Bu şekilde kader adalet etti. Şimdi adalete baktığımız zaman adaletin vasatı yani bizde insanda nasıl görünür? Kuvve-i akliyenin vasatı olan hikmet. Yani cerbeze ve gabavetten onlardan sıyrılıp hikmet olması. Yani Allah'ın bundan gayesi muradı nedir diye olaylara, hadiselere bakmak. O cihetten Allah canibinden bakmak. Kuvve-i gazabiyenin vasatı olan şecaat. Yani bu da Allah için olması yani şecaat o gazabiyenin yani yaptıklarımızı bu kuvvenin Allah için yapmak yani şecaat yani dinin emrettiği şekilde. Mesela cihada gitmek gerekir, farzdır ama haksız yere birisini öldürmek veya suç işlemek bu da haramdır. Bunun gibi yani dinin emrettiği şekilde bunu kullanmak şecaat. Yine kuvve-i şehviyenin de yani bir şeyleri almak, kendimize mal etmek. Bunun da vasatı iffettir. Yani Allah'ın helal dediğini, dinin helal dediğini almak, haram dediğini bırakmak. Aynı zamanda takvadır. Zahirde illa şey vermez. Adaletini görmezsin. Çünkü adam zulmetti gitti. Parasını aldı gitti. Adalet oldu mu? Kader neye müsaade etti? Sana merhamet etti, adalet etti. Senin bir sürü günahların vardı. Ondan o alacağınla gitti mi? Seni orada bekliyor. Yani orada verecek. Ne yaptı kader seni? Niye ihmal etti? Ya ben bundan alacağım vardı. Bu adam zalim ya, bana zulmetti. Niye kader buna müsaade etti de öldü? Ahireti bıraktı. Kader. Peki, evet. Peki bu zalimi şimdi bana ustad diyor. Niye musallat etti? Musallat etti. Yani olabilir ihtimali şeylerimi, önümü kesti. Ama zahirde dünyada adalet etti. Adalet nedir? İffet, şecaat, hikmet. Demek ki kadere biz, sonuç o. Kadere biz anladığımız gibi değil. Yani 4 mertebesi var kaderin. Hepsini bir mertebede görmek istiyoruz. Kaderin bu dünyada muamelesi var. Kaderin ahiretteki muamelesi var. Kaderin Esma-i Hüsna'ya istidatlarımızın, yazılımlarının ortaya çıkması var. Bir daha kader Allah'ın ilmindedir. İlmi ezelisinde kime ne kadar ömür verecek, servet verecek, çoluk çocuk verecek Allah'ın ilminde. Niyesi ona ait. Demek ki Allah'ta olan kaderimiz, biz bilmiyoruz. Esma-i Hüsna hükmünü icra etti. Tamam, onu da bilmiyoruz. Kaderin bir sureti var. Bir de bizde vicdanı hali var, hakikati var. Biz kısacası 6 tane iman esasını iman edenin kadere iman çözemediğimiz, izah edemediğimiz, tanımlayamadığımız zahirde gözüken yanlışlıkları izah eden bir sistem var ki onun da hali ve vicdanidir. İnsan ilmi değildir zahirde bize. Allah'ın evet ilim nevindendir, Allah canibindendir ama bizim için sebep sonuç gibi değil. Siz mesela ustad hata mı yaptı ki ceza verdiler? Yok. Sebep sonucu yok. Nedir o? Rahmet. Bize rahmet. Çünkü Üstad Hazretleri hani eksiğimi düzeltirsiniz de hani dünyanın sizin olsun ben gidiyorum mağaraya inzivaya çekiyor medresesini kuruyorken kalsaydı belki biz... Bak orada tokat yemiş ya. Bak güzel söyle. Usta ben ahiretimi düşünüyorum dedi. Van'da Erek Dağı'na girdi. Hiç kimse gelmesin. Evlat eskerliyle meşgul. Kimse kader aldı. Bir dakika gel buraya. Aldı onu. Doğru Burdur'a. Hadi bakalım iş başına. Zalim beşerin eliyle adalet ediyor. Yani biz bu dersten çıkarken şöyle göreceğiz. Adalet de kader de zahirde değildir. Zahirde eylemsel sistem çalışıyor. Adalet de kader de içseldir. İçsel alemde herkes kendi aleminde tanıklığını yapar. Şahididir. Yani günahlarının. Benim herhalde daha anlatacağım bir şey var mı? Yok abi, bu. Bitti. O benim mesela hep örnek veririm. De onunla bitirelim. Benim bir hatam oldu, kusurum oldu. Fakat o gün vicdanen beni yiyor. Beni yiyor. Size de örnek olur bu. Ondan sonra bitiriyorum. Yiyor. Mutlaka tokat gelecek. Tokat gelecek, gelmese rahatlayacağım. Demek ki rahatlamadığıma göre gelecek. Diyorum ki ya Rabbi tokat vurma bu hatama. Vurma. Ahirete de bırakma. Peygamberin hani dedi ya, bazı sahabe demiş ya Rabbi dünyada ver ahirette verme. Olur mu ya, nasıl kaldıracaksın? Hem onu hemen burada verme. Dedim ki ya Rabbi verme. Ama verirsen hafif geçsin. Bir baktım o gün işte derse gidiyorduk Esenyurt'a. Ondan sonra İETT durağı var. İETT otobüs son durağı o zamandı. Avcıların orada. Oraya giderken hop bir trafik kazası oluyor. Trafik kazası olunca adamlar benim hakkımda şikayet ediyorlar. Direksiyondaydı ve gülüyordu dedi. Mutlaka içkiliydi diyor. Şimdi bir adam trafik kazası yapıp güler mi? Böyle, o hakikaten gülüyordu. Elhamdülillah sanki şişmiş balona çivi batırdı. Patladı ya. O gün akşama doluydum. Araba vurduğu zaman oh be. Patladı. Ahirette kalmadı. Düşünebiliyor musun? Ahirette kalmadı. Sevincine kadar insan rahatladı. O da vurdu göbekten minibüse. Adam da şikayet etti, gülüyordu. Sonra işte karakola götürdü. O zaman karakol şeyi vardı. Dedi ki senin için böyle diyor dedi. Bak şimdi kaderin adaletine bak. Bak kaderin. Bu senin için dedi gülüyordu dedi. Doğru mu söylüyor diyor. O Müslüman kardeşimdir dedim. Yalan demez. Doğru söylüyordu dedim. Doğru söyledi. Bak o bana vuran adam şikayetçi ya. Şimdi onu da onayladım. Doğru söylüyor, o yalan söylemez dedim. Oysa sarhoş. Ondan sonra niye gülüyordun dedi komiser. Polisler de dinliyor, yazıyor. Dedim ya benim dedim hususi bir günahım vardı. Ya Rab bana tokat verme. Şu karakolda bunu diyorsun. Karakola şimdi o da seyrediyor ya. Ben dedim bunun vicdan azabını çekiyordum. Hepsi seyrediyor. Yazmıyor ama hepsi bıraktı da deli olması lazım bu adam. Ondan sonra meğer acayip bir şey kader edecek orada. Dedi ki sonra dedi komiserde bıraktı kalemi bakıyor. Ben dedim ya Rabbi verme tokat. Şimdi o kendi alemine gidiyor. Komiserin ne kadar günahı var şimdi. Şimdi ona gidiyor. Ya Rabbi verme. Ahirete de bırakma ama burada da verme. Ama vicdanım diyor ki dedim verecek. Ya Rabbi vereceksin az ver. Onu düşünürken sabahtan akşama bu dedim balonu patlattı. Dedi ne oldu o zaman dedi. Ahirette kalmadı. Ölüm ya dedi. Şimdi ortam değişti, araba değişti. Sohbete dönüştü. Ondan sonra o da dedi ki ben zaten sarhoştum dedi. Ben de toka şeyimi yedim dedi. Ortam ve hepsi Nurları tanıdı. Ben o şimdi o sarhoş onunla görüşüyoruz yani Nur talebiz. O komiser de Risale'yi tanıdı. Ya bu nasıl bir izah diyor. Hepsi rahat. Demek ki zahirde sureti ne kadar çirkin ama arka taraf ne kadar rahmet etti. İlk önce ya oraya götürüyor bizi. Eskide böyle öfür yoktu bu arabalarda. Karakolda vardı. Karakolda öfürdürücü. Hatta daha eski hastaneye gönderiyorlardı. Orada öfür bakalım içki şeyi var mı? Orada olmuştu. Bak zahire bakarsan ne kadar zulüm. Bana mı arabama vurdu o haksız. Ama kader cihetiyle ben kendi vicdanımda tarttım. Bu benim suçumdu. Ama surette haklıyım. Hakikate suçluyum. Ve ahir davahum. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Allah'ım selam.